Doğaya ve doğanın dengesini korumaya adadım. Uzun yıllardır herkesi toprağımızı kurtarmaya çalışıyor ve Türkiye'nin çölleşmesini önlemeye çalışıyorum. Çocuklar bana toprak dede ya da erozyon dede derler. Böyle anılmamın sebebi Türkiye'nin erozyon sorununu ve bu sebeple kaybettiğimiz topraklarımızı anlatıyor olmamdır. Türkiye'nin ilk özel arboretumu olan Karaca Arboretumu'nu Ağaç Parkı ve Botanik Müzesi ve 1992 yılında da Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'na tema kurdum. Amacım Türkiye'de çevre bilincini arttırmak ve doğayı korumaktı. Bu konularda büyük bir mücadele verdim. Benim hikayemi öğrenmek ister misin? 1992 yılında Bandırma'da doğdum. Babam Hocazade Halil Efendi, annem Zehra Hanım'dır. Ayrıklı bir ailenin çocuğuydum. Ancak ailem bu durumun beni olumsuz etkilemesine asla izin vermemiştir. Ailem zor durumda olanlara yardım etmeyi severdi. Akraba ve komşuluk bağlarımız çok güçlüydü. Annem bu bilinçle büyüdüm. Tüketmeyi değil, üretmeyi ve paylaşmayı öğrendim. Akşam evet, olduğu zaman... Taha okuyor. Akşam olduğu zaman annem bana seslenir, avucuma bir kap sıcak yemek koyar ve kulağıma komşuyu anneye götür diye fısıldardı. O zamanlar insanlar arasında bir paylaşma düzeni vardı. Bu bizim kültürümüzün en temel taşıydı. Öğrenmeye meraklı ve doğaya aşık bir çocuktum. Rahmetli anacığım derdi ki, sen daha yeni yürümüştün. Eline bir yaprak alıp bana getirmiştin çiçek diye. İşte o günden beri hep o yaprakların peşinden gidiyorum. Tabiat o eşsiz güzelliğin korumamızı gerektiğini anlatıyorum. Çok küçük yaşlarımdayken köyleri dolaşmaya bayılırdım. Büyüklerimle birlikte mısır kırmaya, tarlada bahçede alı teri dökerek çalışmaya doyamazdım. Yayık ayrıldı yapardım. Bağ bozardım. Üzümleri kesip küfelere yerleştirirdim. Pazarda çorap satardım. Boşa zaman harcamayı sevmezdim. Daha 8-10 yaşındayken dahi ben yapayım, ben de yapayım diyerek her işi aramaya gayret ederdim. Çalışmadan duramazdım. Bizler sorumsuzca tüketmek yerine üretmenin tadını almış çocuklardık. Evet. Babam örme işiyle uğraşıyordu. Karaca örme sanayını kurmuştu. Babam çalışkan ve disiplinli bir insandı. Ben babamı örnek aldım. Tamam. Beste, aferin size. Daha ilk okuldayken fabrikaya gider gelir işçiler arasında dolaşırdım. Büyüklerimi dikkatle izler, işi öğrenmeye çalışırdım. El çıkırında iplik sardım. Hem meslek öğreniyor hem de öğretmenin verdiği mutlulukla tanışıyordum. Tamam. Üretmek insanlara fayda sağlayacak bir şey imal etmek ne güzeldi. Babam da isteğiyle 1941'de Bandırma'daki fabrikanın başına geçerek iş hayatına atıldım. Tamam. Türkiye'nin önde gelen sanayicilerinden biri oldum. Çok kaliteli mallar ürettik. Yurt dışına ihracatlar yaptık. Ülke ekonomisine katkıda bulunduk. Evet. Küçük yaşlarımdan itibaren al tüket yok et anlayışının yanlışlığının farkındaydım. Hırsımız yüzünden zarar gören dünyamızda ihtiyacımız kadar tüketmeyi bilmeliydik. Evet, Timur. İnsanoğlu doymak bilmez.
bir şekilde öğretmekten çok tüketirken bunun sonucunda başına bela olacak pek çok yaşamsal sorunla karşı karşıya kalacağını hiç düşünmüyorum. İnsanlara bu tüketim çılgınlığının yanlışlığını ve doğaya zarar vermememiz gerektiğini anlatmalıyım. Evet, çok güzel. Kuraklık, kuraklık, yoksulluk, hastalık, küresel ısınma ve iklim değişikliği, doğal gen kaynaklarının yok olması, toprak aşımını, su kaynaklarının kurulması ve hatta savaşların kök eninde tüketim çılgınlığı var. Evet. Biz insanlar yaşamak için yaşatmalıyız. Geleceğimiz için doğayı korumalıyız. Bilinçli yaşamalı insanları ve doğayı sevmeliyiz. Sahip olduğumuz toprağın bereketini yarınlarında yaşam kaynağı olduğunu düşünerek hareket etmeliyiz. Evet, güzel. Hayatı korumak için toplumu bilinçlendirmek benim en büyük hedefimdi. Artık bitki örnekleri toplamak için Türkiye'yi dolaşmaya başladım. Bu gezilerim sırasında Türkiye'de insan etkisinden kaynaklanan hızlı bir çölleşme tehdidinin farkına vardım. Evet. Türkiye'nin erozyon sebebiyle kaybettiği toprağın haddi hesabı yok. Bu çok büyük bir felaket dedi. Evet, güzel. Bizlerinde Türkiye'nin anıtsal ağaçlarının fotoğraflarını çektim ve bunların koruması için çalışmalar başlattım. Habitat ve biyolojik çeşitliliğin karşıya bulunduğu tehlikeleri ve çölleşme tehlikeleri karşı yetkilileri uyardım. Evet. Bilenin bilmeyene olanın olmayana olur borcu var. Madem ki ben erozyon neden felaketin farkına vardım. Tamam. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bir el sallar mısınız?